Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu öğreneceğiz. Çok kolay ve çok güzel bir konu. Hem üniversite sınavlarında yani AYT'de en az bir sorunun dolaylı yoldan geldiği hem de yazılı sınavlarımıza karşımıza çıkacak olan güzel bir konu roman konusu. Bunu biz dokun sınıfta da öğrenmiştik. 9. sınıfta hatırlarsanız demiştik ki destandan halk hikayelerine geçmiştik. Arada bir dedikodlu hikayeleri vardı. Sonrasında mesneviler ve tanzimat döneminde romanlar var demiştik. Şimdi işte tanzimat dönemindeki, tanzimat ikinci dönemdeki, sertifirundaki ve milli edebiyat dönemindeki romanı çok güzel bir şekilde karşılaştıracağız. Çok leziz bir konu. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ardından da sizlere hem Dinamo Soru Bankalarımızdan hem de isterseniz üniversite sınavına şimdiden hazırlanmaya başladıysanız 19 günde AYT Edebiyat Kampımızdan ödevler vereceğiz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden bu güzel, kolay ve leziz konuyu bitirelim arkadaşlar. Intromuzu girelim. Evet arkadaşlar şunu bir kere bilmemiz lazım ki roman hikayeden daha uzun, daha ayrıntılı, daha detaylı. Bunu da üniversite sınavında genellikle anlam bilgi sorularını soruyorlar. Diyorlar ki işte eğer hikaye bir C vitamini yapıyorsa roman ona eş değer bir kilo limondur diyor. Yani Burası daha keçi boynuzu gibi daha uzun, daha ayrıntılı, daha böyle detaylı. Burası ise daha kısa bunu bileceğiz. Bugün öğreneceğimiz şey detaylı olan roman. Peki roman nasıl gelmişti edebiyatımıza? İlk başta hatırlarsanız İslamiyet öncesinde destanlar vardı. İşte Oğuz Kağan destanı, işte Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Türeyiş destanı, Göç destanı, Alper Tunga destanı bir sürü destan vardı. Sonra destandan halk hikayesine geçmiştik halk hikayeciliğinde işte Kerem ve Aslı gibi hikayeleri görüyorduk arkadaşlar. Ferhat Şirin gibi. Ve aynı zamanda destandan halk hikayeciliğine geçerken arada bir Dede Korkut hikayeleri vardı. Dede Korkut hikayelerinde olaylar düz yazı şeklindeydi ama konuşmalar şiir şeklindeydi. Sonrasında divan edebiyatında böyle beyitler haline giden mesleğiler vardı. Böyle iki iki giden aa BB, CC, DD diye giden işte Leyla ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha gibi meseviler vardı. Bunların temel konusu esasında Allah aşkıydı, ilahi aşktı. Yani Leyla, Mecnun arasındaki aşk sonradan Allah aşkına dönüşüyordu. Sonrasında da Tanzimat birinci dönemde romanlar gelecek. İlk başta çeviri yoluyla edebiyatımıza girecekler. Yani gidecek mesela Yusuf Kamil Paşa Fenelon'un Telemak adlı romanını alacak. Böyle çevirecek Türkçe'ye. Bizler de okuyacağız. Sonrasında Şemsettin Sami Taşuku Talat ve Fitnat diye ilk yerli romanı yazacak. Ardından Namık Kemal İntibah diye, Uyanış diye ilk edebi romanı yazacak. Sonrasında Cezmi diye tarihi roman gelecek. Ardından Recaizade Mamut Ekrem ilk... ...realist roman Araba Sevdasını yazacak. Bu şekilde ilerleyecek. Ama esas kaliteli, batılı anlamda romanlar... ...Sertifün'ün döneminde gelecek. Bu dönemde Halil Ziya Uşaklıgil... ...Mai ve Siyah adlı bir roman yazacak. Bu roman, Mai, yani Mavi Hayallerle İstanbul'a gelen... ...Ahmet Cemil'in simsiyah bir gecede dönmesiyle sonuçlanacak. Gerçekçi olacak yani. Hayatta her zaman hani iyiler kazanır, kötüler kaybeder, mutlu son... ...öyle olmuyor diyecek. Hatta hepinizin bildiği, defalarca okuduğu ya da televizyonda yüzlerce defa izlediği Aşkı Memnu romanını hatırlayın. Aşkı Memnu'da da hani iyiler kazanıp kötüler kaybetmiyor. Yani Bihter iyi miydi? Ya da Behlül iyi miydi? Ya da Adnan Bey kötü müydü? Yani ne oldu? Karma karışık bir son öyle değil mi? Gerçekçi. İşte bu Aşkı Memnu romanı da tam realist, naturalist bir roman olacak Sert dönemde. döneminde. Ardından Milli Edebiyat döneminde bayraklarımızı atacağız. Çünkü neden? Burada pırıl pırıl sade bir Türkçe ile milli mücadele Anadolu insanı anlatılacak ve Refik Halet Karaylar, Yakup Kadriler, aynı zamanda Ömer Seyfettinler, daha doğrusu Ömer Seyfettin uzun hikayeler yazıyor. O daha çok öykücü. Hep böyle Anadolu insanını, milliyetçiliği anlatacaklar. Burası da benim en sevdiğim kısım olacak. Şimdi gelin isterseniz bunları detaylı bir şekilde birazdan görelim. Bu tabloyu birazdan bir daha göstereceğim. Sonrasında da arkadaşlar sizler eğer şimdiden AYT hazırlanmak istiyorsanız 19 günde ayet edebiyat kampımıza Bakın burada anlattığım konunun tüm hepsinin burada özetleri de var. Sayfa sayfa. Burası 19 güne böldük biz tüm edebiyatı. Yani 9, 10, 11, 12 edebiyatı. Buradan da takip edebilirsiniz. Kampüsten de takip edebilirsiniz. Burada her bir sayfamızı şu gördüğünüz sayfaları buraya not aldık arkadaşlar. Ya da hocam ben şu anda 10. sınıfa odaklı çalışmak istiyorum diyorsanız da Dinamo Soru Bankamıza bununla alakalı hem ÖSYM tarz sorularımız var. Hem de yazılı sorularımız var ve her bir sorunun ardından da sizler için hazırladığımız bu e, özel soruları çözüp ...kare kodlardaki soru çözümlerini de izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada da sizlere de detaylı bir şekilde konuyu anlattık. Bunda kaçamamanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz ödevimizi dersin sonuna vereceğiz. Hemen şu konuyu güzel bir şekilde özetleyelim. Lokum bir konu, lezzetli bir konu. Ağzınıza bir şeker tadı kalabilir. O yüzden sakın şaşırmayın. Bakalım. Şimdi romanın tanımını kimse size sormaz. Yani roman nedir? Ya geç bunu kimse sormaz. Ama ne olduğunu bilelim. Yaşanmış veya yaşanabilir olayları... ...kişi, zaman, mekan gibi unsurlara bağlı kalarak anlatıldığı uzun edebi türe biz roman diyoruz. Zaten burada da roman büyüktür hikayedir. Ne büyüklük ne? Büyüklükten kastı daha uzun, daha detaylı, daha ayrıntılı. Edebiyatımızda roman ilk kez Tanzimat döneminde giriyor. Bunu da zaten söylemiştik. Şimdi romanın en temel özelliklerine bakalım. Birden çok olay bir temel etrafında sıralanıyor. Gerçeklik kurmaca. Bu ne demek hocam? Yani gerçek bir olay değil ki. Zaten gerçek olay olsa tarih kitabı olur. Burada Mesela Halil Ziya gel, zihninde aşkı memnu diye bir olayı, yasak aşk diye bir olayı canlandırıyor. Kurmaca bir gerçeklik yapıyor. Yazıldığı dönemin zihniyetini taşıyor. O dönemdeki işte saray hayatı, o dönemdeki köşkler, zenginler falan bunları net bir şekilde gösteriyor. Serim düğüm çözüm. Önce seriyor sofra bezini yani önce seriyor kahramanlar kişileri. Sonra düğümleniyor olaylar. Eyvah Adnan Bey yakalayacak mı? Sonrasında çözümleniyor. Ne oluyor? Behlül kaçıyor. Konusuna göre tarihi, sosyal, otobiyografik, psikolojik, polisiye ve benzeri türler ayrılıyor. Modern anlamda ilk örneğin Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Bu türün en iyi örnekleri 19. yüzyılda verilmeye başlanacak. Yani 1800 yıllarda. Balzac, Dostoyevski, Stendhal, Turganyev, Tolstoy ve daha birçok önemli sanatçı bu dönemde eserler verecek. Birçok bitiş yazılıyor bu arada. Edebiyatımıza roman Sertifirun döneminde güçlenecek. Zaten onu söylemiştik. Halizya... Uşaklı gel batılı anlamda ilk roman örneğini mavi ve siyahla verecek. Mavi hayallerle İstanbul'a gelen Ahmet Cemil simsiyah bir gecede geri dönüyor. Sert romanı esasında tam kaliteli roman olduğu dönem. Burada ilk örnekler var. Burada biraz gerçekçilik başlıyor. Burada tam kalite artıyor arkadaşlar. Şimdi roman unsurlarına bakalım. Kişiler, o romandaki kahramanlar ve aynı zamanda diğer arkadaki kişiler. Zaman, mekan, olay örgüsü, çatışma yani böyle reytingin arttığı yerler. ...konu, anlatıcı var. Anlatıcı hatırlarsanız... ...nasıl oluyordu? Bir birinci kişiyle anlatıcı vardı. Yani yaptım, getirdim, aldım. Ya da üçüncü kişiyle anlatım vardı. Yani işte... E, ...yaptı, getirdi, aldı diyorduk. Bir de e, bakış açıları vardı. Bir hakim bakış açısı vardı. Diye, düşünü diye... ...kahramanların aklından geçenleri bile tahmin edebiliyordu. Gözlemci bakış açısı vardı. Sadece uzaktan gözlemliyordu. Bir de kahraman bakış açısı vardı. O da olayın kahramanı sanki anlatıyordu. Şimdi tema ile konu arasındaki farkı da hatırlayalım. Hatırlarsanız tema daha geneldi. Mesela diyelim ki aşk bir temaydı ama yasak aşk işte Behlül ile Bihter arası yasak aşk da eserin konusu olmuş oluyordu arkadaşlar. Şimdi bu tablodaki az önceki gösterdiğim tablodaki tanzimat bir, tanzimat iki, sertifinon ve milli edebiyat kavramlarını ve bunların bu dönemde neler yaptığını gelin buradan bir kez daha göstererek başlayalım. Şimdi öncelikle Tanzimat birinci dönem esasla bizim batılaşmaya başladığımız dönem. Dolayısıyla halka açılmaya çalışıyoruz. Halka açıldığımız için de sadeleşmek amaçlanıyor. Ama başarlamayacak. Burada halka yanlış batılaşma anlatılacak. Yani Diyecekler ki ya bak yanlış batılaştık. Hep böyle işte Batı'nın ilim ve ferdiğini almak yerine böyle arabasını işte güzel kıyafetlerini falan almaya çalışacak. Bu yanlış oldu diyecekler. Cariyelik ve kölelik kavramından bahsedilecek. Toplum için sanat yapılıyor. Yazar kişiliğini gizlemeyecek esere müdahale edecek. Mesela diyelim ki Ahmet Mithat Efendi bu dönemde önemli bir romancı, ee, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında. Felatun Bey babadan kalan parayı çarpıp batıran, bitiren kötü bir adam olacak. Rakım Efendi ise çalışan, gayret gösteren, parasını kazanan, en sonunda da güzel bir yuva kuran iyi insan olacak. Ve sanatçı kişiliğini gizlemek, bakın Rakım Efendi gibi olun. Felatun Bey gibi olursanız mahvolursunuz diye toplumu yönlendirecek. Toplum için sanat yapacak ve esere müdahale edecek. Bu da tabii ki eserin kalitesini düşürecek. O yüzden bu dönemdeki romanlar teknik yönden kusurlu kabul edilecek. Akımda romantizm akımı zaten olaya müdahale ediyor. Tanzimat ikinci dönemde ise abartılı söyleyişten kaçınılmıyor. Artık Tanzimat ikinci dönemde e, 93 Harbi'nde, Rus Harbi'nde... ...Ruslar ta Yeşilköy'e kadar gelince, Ayasofya Anlaşması yapılınca... ...Abdülhamit diyecek ki ya tamam biz artık bu toplumsallık falan filan... ...işte özgür basına izin vermiyoruz. Ülke parçalanıyor, ülke zor durumda. O yüzden böyle bir e, kontrol, sansür sistemi olacak. Dolayısıyla sanatçılar toplumsal konulara giremeyecekler. Tiyatrolar böyle zayıflayacak. Böyle sanatçılar daha çok işte kişilerini gizleyerek esere müdahale etmeden sanat için sanat yapacaklar. Böyle yine aynı konular anlatılsa bile yanlış batılılaşma mesela Araba Sevdası diye bir roman var. Nedir o? Recaizade Mahmut Erkem'in yazdığı İlk realist roman esasında günümüz için de geçerli. Araba sevdası günümüzde gençler Batılı deyince hemen akıllarına bir tane Alman arabası alıp... ...ha işte araban böyle falan. Ya kardeşim Batılılaşma bu değil ki. Batı'daki adamlar araba almaya çalışmıyor ki. Onlar kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. O zaman sen de Batılılaşmak istiyorsan arabadan ziyade, araba sevdasından ziyade... ...ilim ve fen sevdası olmalı demek isteyecek Recaizade Adem Amut ee, Orada e, bir Hruz Bey var. Peri ve tüm parasını kaptıracak. Yine babadan kalan parayı batıracak. Abartılı söyleşen kaçmayacak sanatçılar... Sertifinin döneminde ise süslü ağır tamlamalar daha da artacak. Sanatçılarda düş ve gerçek çatışmasını göreceğiz. Bu ne demek hocam? Yani mavi hayallerle gelip simsiyah bir gecede geri döndüyorduk yani Ahmet Cemil. Hani mavi ve siyah romanı vardı. Nerede? Şurada özür dilerim. O sayfayı bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ne demiştik? Halit Ziya, Uşaklıgil, Batılı anlamda ilk roman örneğini veriyor. Mavi ve siyah. Mavi, düş, siyah gerçek. Düş ve gerçek çatışacak. Zaten Sertifünün sanatçılarının da bir temsilcisi olacak. Mavi ve siyah romanın kahramanı Ahmet Cemil. Bu anlattıklarımdan üniversite sınavında o kadar çok soru gelmiş ki şimdiye kadar. 2023 e, yılı olacak bu sene. Sonra 2024 olacak. Siz de 2025'e gireceksiniz. 2025'te de %100 bu kazanımları size soracaklar. Gerçekçi gözlem yapılacak. Yazar kişilerini gizleyecek. Realist ve naturalist kavramları göreceğiz. Bunlar neydi hocam? Realist gerçekçi bir şekilde olduğu gibi aktarıyor. Naturalist ise... Adeta toplumu bir deney masası gibi gösteriyor. Yani Bihter kocasını aldattı öyle değil mi? hani bilenler, dizi izleyenler ya da roman okuyanlar için anlatıyorum. Aynı ortamda başka bir insan olsa o da aynı şey yapar demek istiyorum. Mesela Bihter'in annesi de yine o buna benzer bir hayatı vardı. O da aynı hatayı yaptı diyor. Dolayısıyla aynı hatayı herkes yapar demek istiyor. Yani toplumu böyle bir deney masasına çeviriyor. Deney ve gözleme gözlemi edebiyata kazandırıyor naturalizm. Ve gerçeğin çirkin yönünü olduğu gibi gösteriyor. Milli edebiyata baktığımızda pırıl pırıl sade bir Türkçe var. Zaten 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp hep beraber pırıl pırıl yeni lisanı başlatmışlardı. Burada da yepyeni bir dil, yepyeni bir lisan olduğu gibi milli mücadele Anadolu insanı anlatılacak. Toplum için sanat yapılacak. Bakın yeniden artık toplum için sanat yapılıyor. Gerçekçi gözlemler yapılacak. Yine ne realist ne naturalist. Şimdi bu esasla bitti videomuz. Şu anda kapatabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Yok şey kapatmayın. Ne olur kapat. Dur 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 kapatmayın. Şimdi size ee, biraz daha detayı göstereceğiz. Ama az önce anlattıklarımızla da siz yazılı sınavlarınızda ya da üniversite sınavında birçok soruyu doğru yapabilirsiniz. AYT'de de bakın mesela bu 2022 AYT. Burada da mesela sorular geliyor. Yani bununla alakalı. Mesela bak burada Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Hüseyin Efendi, Namık Kemal az önce anlattığımız adamları bir şekilde veyahut da dönemin özelliklerini bir şekilde bizlere soruyor sanatçılar. Ya da Tanzimat'tan, Milli Edebiyat'tan Anadolu'yu anlatıyorsa bu kim olabilir diyebiliyorlar. Şimdi gelelim. Tanzimat birinci dönemdeyiz. Sade ve anlaşılır bir dil kullanma amaçlanıyor ama başarılamayacaksın maalesef. Eserler romantizmin etkisiyle yazılıyor. Yani duygular esere katılacak. O zaman buraya da tek bir kelime yazıyorum. Duygu. Neredeyse tüm romanlarda hayal ve duygu ön yani planda. E zaten söylemiştik. Kahramanlar tek yönlü. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Yani tam masal anlatıyorlar. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Felahattin Bey kaybediyor, Rakım Efendi kazanıyor. Eserler genellikle ahlaki bir bakışla kalem alıyor. Bak, Felahattin kötü, Rakım iyi, ahlaklı. Konu günlük yaşam ve tarih olaylar. Olayın akışı içinde rastlantılara çok yer veriliyor. Aa onun teyzesi, onun babası çıkıyor, onun babası böyle karmaşık yani. Aa hep rastlantı toplum için sanat anlayışı var ve 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 en önemlisi romanların neredeyse tam da mekan İstanbul. Yanlış batılılaşma, kölelik, cariyelik, esir ticareti, aile, kadın erkek ilişkileri, görücü usulüyle yapılan evlilikler, çocukların yanlış yetiştirilmesi ve benzeri konular işleniyor. İkinci dönemde ağır ve sanatlı bir dil var. Niye? Hani demiştik ki baskı dönemi başladı. Sanatçılar artık bizik halk okuyamaz diye biraz daha ayrıntılı dil kullanıyorlar. Kahramanlar ilk döneme göre gerçeğe daha uygun. Niye artık gerçekçi yazacaklar. Birinci dönem romanlarıyla konular aynı. Realizm yani gözlem var. Sanatçılar direkt gözlemliyor ama duygularını katmıyor esere. Bu dönemde olay akışına müdahale az. Öbür dönemde olay akışına müdahale ediliyordu. O açıdan da teknik yönden kusurluydu. Yani hani şöyle düşünün. Bir dizi izliyorsunuz. Atıyorum hangi dizi olsun mesela? Hepinizin bileceği bir diziden örnek verelim. Aklıma da dizi gelmiyor. Ben tabii biraz yaşım büyük olduğu için hep eski dizileri hatırlıyorum. Hmm, nasıl örnek vereyim? Hmm, mesela Kurtlar Vadisi dizisinde bir anda işte o dizinin kahramanı olan Polat duruyor böyle. Evet sevgili izleyiciler. Hepimiz buna benzer hataları bazen yapmıyor muyuz? Bizler buna dikkat etmeliyiz. Hadi neyse devam edelim. Böyle dizim olur ya. Bir anda tüm gerçekçilik gidiyor öyle değil mi? Bu yazarın yani yönetmenin olayın akışını kesip okuyucuya bilgi vermesi gibi bir durum oluyor. İşte ama orada olduğu gibi gerçekçi olunca biz daha çok seviyoruz. İşte romanda sen böyle tam okurken bir anda kahraman sana dönüp Öyle değil mi sevgili okur? Bizler de aynı hatayı yapmıyor muyuz diyorsa bu olayın akışını kesini gösteriyor ve bu da teknik yönden kusur oluyor. Dolayısıyla birinci önemde yazar kişiliğini gizlemediği için e, nerede? Şuraya bakalım. İyiler çok iyi, kötüler çok kötü olduğu için yazar kişiliğini buraya yazmamışız. Ya, ekleyelim. Yazar kişiliğini gizlemez ve dolayısıyla teknik yönden kusur olur. Teknik yönden kusurlu oluyor eserler. Devam edelim. Olayın akışına bu dönemde ise, ikinci dönemde ise müdahale az. Teknik açıdan ilk döneme göre daha başarılı. İlk realist roman yani Recaizade Anadolu Ekrem Araba Sevdası. İlk psikolojik roman e, denemeleri olacak. Köy yaşamıyla alakalı yine Nabizade Nazım'ın Karabük adlı karakterleri yaşanılan çevreye göre gösteren romanlar olacak. Zehra da ilk psikolojik roman denemesi olacak. Nabizade Nazım'ın. Şimdi buraya bakalım. İlk çevirit Fenolon'un Telemak eseni Yusuf Kamil Paşa çeviriyor. Üniversiteden çıkmış. Hatta üniversiteden çıktığını şöyle ÖSYM'nin hani şöyle bir pekmeni var ya bak bunu ben pekmene benzetiyorum. Hani şöyle şöyle bir şey. Ama bu şöyle ama bunu biraz eğerseniz pekmen oluyor. Böyle öğrenci pıt 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 yemeye çalışıyormuş gibi. Ama biz onu yiyeceğiz. Şimdi bu çıkmış üniversiteden. İlk edebi roman İntibah Uyanış demek çıkmış. Ee, aynı zamanda Talat ve Fitnat'ın aşkı olan ilk yerli roman Şemsettin Sami. Bu daha önce yazılıyor gibi düşünün. Taşık Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'nin eseri çıkmış. İlk tarihi roman Cezmi Namık Kemal tarafından çıkmış. Çıkmış diye anlatıyorsunuz hocam. Çıktıysa çıktı bir daha çıkmaz. Hayır. Bu üniversite sınavlarında defalar çıktıysa yazılığınızda da hocanız sorabilir demek. Ve muhtemelen de soracağını sizler biliyorsunuz. İlk realist roman Araba Sevdası sorulmuş. İlk psikolojik roman Nabizade Nazım'ın Zehra'sı sorulmuş. İlk psikolojik roman denemesi gibi de geçiyor bu. E, çünkü Mehmet Rauf'un Eylül'ü de servet döneminde o da psikolojik roman diye geçiyor arkadaşlar. İlk köy romanı Karabibik. Antalya'nın Kaş ilçesinde Karabibik Nabizade Nazım'ın eseri sorulmuş. Karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşturulduğu ilk eser olarak diye de sorulmuş 96'da. Şimdi gelelim Sert Fünun'a. Burada sanat sanat içindir arkadaşlar. Yani artık sanatçılar hiç şey yapmıyorlar. Toplumsallıktan uzaklaşıyorlar. Önemli olan estetiktir. Süslü sanatlı bir dil var. Batın etkisiyle kısa cümleler kuruluyor. Arapça ve Farsça sözcükler yoğun kullanılıyor. Olaylar İstanbul çevresinde realist ve naturalist. Siyasi baskı ve sansür nedeniyle bireysel konular işleyecekler. Hayal gerçek çatışması. Hani vardı ya mavi ve siyah. Karamsarlık bireysel konular var. Kişilerin ruhsal tasarlarına sıkça yer verilecek. Hüseyin Cahit Yalçın denilen bir kişi var. O edebiyat ve hukuk makalesi çevirisi yapıyor. Ve bu çeviri yüzünden de dergi kapatılıyor. Dergi kapatılınca bu dönemde sona ermiş oluyor. Sertfü'nün döneminin önemli romancılarına baktığımızda... Halil Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnu ve Kırık Hayatları önemli. May ve Siyah da zaten batılı anlamda ilk roman olarak kabul ediliyor. Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik roman kabul ediliyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayal İçindesi. Ali İhsan Tokyöz'ün Ülfet Haveri. Yani bu çok önemli değil ama şurayı dikkat edin arkadaşlar. Geldik Milli Edebiyat döneminde romana. Burada artık bayraklar asabiliriz arkadaşlar. Niye? Balkan Savaşları'nda... Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ile savaşınca, Romanya falan hepsi bize bize saldırınca biz diyoruz ki of biz kendi özümüze dönelim diyoruz. Ve artık dilimizde sadeleştiriyoruz. Pırıl pırıl sade bir Türkçe amaçlanıyor. Romancı yaşadığı toplumun aynası görüş yani toplumu ayna tutuyor. Toplumun yaşadığı sıkıntıları, milli mücadeleyi yani Kurtuluş Savaşı'nın eserlerini realizm ve naturalizmin etkisiyle olduğu gibi aktarıyor. Bu dönem sanatçıların çoğu yaşanan savaşlara katılmış, İstanbul'un dışında Anadolu'da yaşananlar da eserlere realist bakış açısıyla aktarılıyor. Konuşma dili yazı diline yaklaştırılıyor ve İstanbul Türkçesi kullanılacak. Arapça, Farsça sözcükler kullanılmamaya çalışılıyor. Yani siz Halil Ziya Uşaklıgil'in roman okumaya çalışın orijinalini bayağı bilmediğiniz kelime çıkar. Ama Ömer Seyfettin'in hikayelerini veya Yakup Kadri'nin Refik Halit Karay'ın hikayelerini romanla okuyun. Her şeyi anlarsanız Böyle birkaç tane bilmediğiniz kelime vardır. Milli mücadele, yoksulluk, Türkçülük ve benzeri konular işleniyor. Milli mücadeleyi konu alan bazı eserlere bakalım. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban'ı, burada Ahmet Celal diye bir karakter var. Ahmet Celal, Anadolu köylüsünün e, aydınımıza yabancı diye bakması, yaban diye bakmasını e, gösterecek bize. Sodom ve Gomor, yani Allah tarafından helak edilen kentler. Bu da İstanbul'daki yozlaşmayı, yani Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve arkadaşları milli mücadele için gayret gösterirken bazıları da ülkeyi satmakla uğraşıyor. İşte bu da Sodom ve Gomor'da İstanbul'un çöküşlüğü anlatılacak. Ankara romanı aynı şekilde. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında hem aşk var hem de bir savaş var. Vurun kahpeye. Aliye diye bir öğretmene itirafçılarla işbirliği yapıyor diye iftira atılacak. Vurun kahpeye diyecekler. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'u. Yine İstanbul'un kokuşmuşluğunu anlatacak o dönemde. Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı isimli romanlarını sayabiliriz. Bunlar da değerli. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Amacınız şimdiden AYT'ye güzel bir şekilde hazırlanmaksa... ...19 günde AYT Edebiyat Kampı kitabımız sadece 10. sınıf değil 9 10 11 12. sınıf tüm konuları sizlere mükemmel bir şekilde özetleyen ve bu özetlerin aynısının videoları da var. Yani sen istersen bunu videosunu izleyebiliyorsun. Mesela nerede şöyle açayım. Bak mesela burası Milli Edebiyat Dönemi tamam mı? Milli Edebiyat Dönemi ile alakalı her şeyi burada bak Milli Edebiyat Dönemi ile alakalı her şeyi sayfa sayfa sizlere gösteriyoruz. Romanıyla, şiirleriyle, sanatçılarıyla ve bunun videosu da var. Oturup bu videosundan takip edebilirsiniz. Burası sizin için sadece 10. sınıfta değil 9, 10, 11'de faydalı olacak eşsiz bir kitap. Hocam ben 10. sınıfa odaklı yazılıya çalışmak istiyorum diyorsanız da hemen burada e, romanı bulmam lazım. Tabi bulamazsam ödev veremem. Hemen buluyorum. Gel bakayım buraya roman. Nerede? Evet. Şu anda hoca bulamadı ve ödev veremedi oluyor. Nerede? Burada. Şimdi romanla alakalı önce kazanımları veriyoruz. Sonrasında rehber sorularımız var. Ardından bu rehber sorulardan sonra tarama testlerimiz var. Bu testleri mutlaka çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve takıldığınız soruları da ha, cevap C'miş diye geçmeyin. Karakı doktorak hocalarımızın detaylı özel ders adındaki çözümlerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Ardından da ÖSYM tarz sorular var. Çünkü üniversite çıkıyor bu sorulardan. Sonra yazılı sorularımız var. Yazılı soruların da çözümlerini sizlere hocalarımız detaylı bir şekilde anlatıyor. Hadi bakalım ee, diğer dersimize görüşmek üzere. Bu kitabımızı ya da bu kitabımızı Tonguç Mağaza'dan ya da size en yakın kitapçıdan talep edebilirsiniz. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz. Ama çalışmalarınızla, gayretinizle o güzel üniversiteleri, lisenizdeki o başarıları elde edecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi.